Merhaba. Merhabalar, merhabalar hocam. Hoş geldiniz. İyi Hoş akşamlar. bulduk. Sağ olun. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkürler Eda Hocam. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür Sizinle ederim. canlı yayınımıza başlamadan önce çok kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Tamam. Öncelikle katılımcılarımıza, bütün değerli izleyenlerimize hoş geldin demek istiyorum. Bildiğiniz üzere COVID-19 tedbirleri, salgın tedbirleri sebebiyle ülkemizde birçok faaliyet alanı durma noktasına geldi. Ama eğitim camiası eskisinden çok daha yoğun bir mesaiyle devam etmekte. Biz de Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Tayfun Özyolcu'nun koordinasyonunda uzaktan eğitim, yakından ilgi sloganıyla bu süreci de belirli faaliyetler yürütmekteyiz. Bildiğiniz gibi öğretmenlerimiz kaymakamlık uhdesinde yürütülen vefa gruplarında kapı kapı gezerek ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılamakta. Okul müdürlerimiz, öğretmenlerimiz öğrencilerimizin sabah kalkıp izledikleri o canlı yayının sorunsuz bir şekilde onlara ulaşabilmesi için gece geç saatlere kadar EBA'da program hazırlamaktalar. Yine biz aynı şekilde canlı yayınlarımızda burada uzmanlarımızı ağırlıyoruz. İşte yeri geliyor profesörlerimizden kıymetli bilgiler alıyoruz. Yeri geliyor birlikte spor yapıyoruz. Yeri geliyor birlikte tuz seramiği yapıyoruz. Bunların hepsi öğrencilerimizle bu süreci daha kaliteli geçirebilmek için. Bu yüzden burada katılımcılarımıza söylemek istediğimiz bir mesajımız var. Biz bu süreci onlar için planladığımızdan dolayı onlarla birlikte yürütmek istiyoruz. Bizim bu canlı yayınlarla ilgili beklentileri, talepleri, bize her türlü görüş ve önerilerini mesaj olarak bütün sosyal medya adreslerimizden bizimle paylaşabilirler. Hem Instagram, hem Twitter, hem web sitemizden bize bu süreçle ilgili görüş ve önerilerini aktarırlarsa çok mutlu oluruz. Evet Serkut Hocam, İzmir'den bağlandınız. Evet. Nasılsınız hocam? Çok teşekkür ederim. İyiyim. Sizler de iyisiniz umarım. Evet, biz de çok iyiyiz. Allah'a Sizinle eğitimin geleceğiyle ilgili görüşeceğiz bugün. Ama sizin söyleyeceklerinizden öte aslında siz zaten kendi mesleki gelişiminizle, hayat boyu öğrenme planınızla bize çok iyi bir rol modelsiniz. estağfurullah. Öğretmenlik olarak, öğretmen olarak başladığınız kariyerinizi daha sonra Ar-Ge'lerde proje uzmanı olarak yürütmeniz ve sonrasında Dışişleri Bakanlığı'na geçmeniz, uzman olarak yine orada çok önemli görevlerde yer almanız, Avrupa Komisyonu'nun çok önemli organlarında danışman olarak görev almış olmanız, Eurodesk Ulusal Koordinatörü olmanız ve şimdi de profesyonel koç olarak bu eğitimlerinizi, bu gelişiminizi sürdürüyor olmanız çok ilham verici. Bize biraz kendinizi tanıtır mısınız hocam? Pek tabii ki. Öncelikle teşekkür ederim bu sözlerden dolayı. Ben başlamadan önce bir teşekkürle başlamak istiyorum. Sizlere bu süreci başlatmanız ve bu sürecin sonrasında da uygun görmesiyle beni de bu etkinliğin bir parçası olarak Çatalca'ya sesimin ulaşmasına izin veren İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Tayfun Özyolcu Bey'e ben hem selamlarımı, saygılarımı gönderip teşekkür etmek istiyorum. Sizlere de ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü Teşekkür ederiz. biliyorum bu işlerin arka planında hem risklidir hem yoğundur. Birçok Evet. telefon trafiği döner vesaire olur. Büyük bir emek var. Hani sosyal medyadan da takip ediyorum, görüyorum. Hakikaten o biraz önce giriş cümlesinde bahsettiğiniz kısımlar kolay işler değil. Bu zamanda daha da zorlaşıyor. Ondan dolayı da teşekkür ediyorum. Beni de bu büyük parçanın bir ufak parçası olarak kabul ettiğiniz için. Biz teşekkür ederiz İsmim hocam. Serkut Kızanlıklı. Şöyle ben de aslında öğretmen kökenliyim. Öğretmenlik maceram Kahramanmaraş'ta başladı. Oradan Ağrı'ya geçtim mesleğimin ikinci yılında. Ağrı'da uzun yıllar görev yaptım. Görev yaptığım süre zarfında da 2003-2004 yılında Ulusal Ajans Türkiye'de malum yeni kurulmuştu. Ve proje sektörüyle tanıştım. Eğitim projeleriyle tanıştım aslında. Ne yapabiliriz? Bizler de bir şey yapabilir miyiz diye biraz çalışmalar, başvurularımız vesairelerimiz devam ederken kabul gören projelerimiz oldu. Yurt dışı öyle böyle derken dendi ki bir gün bana ya Serkut biz Ar-Ge'yi tam zamanlı kurmayı düşünüyoruz. Böyle yarı zamanlı gidiyorduk geliyorduk. Ar-Ge'nin sen tam zamanlı sen de düşünür müsün? Benim öğretmenlik hikayesi o kısa dönemde tahta başındaki öğretmenlik hikayesi, sınıftaki öğretmenlik hikayesi biraz daha öğretmen eğitimine döndü. Adı yeri geliyordu projeleri anlatmak oluyordu. Yeri geliyordu farklı bir eğitimi vermek oluyordu. Ama bir anda hep o daha küçük yaş gruplarına yönelik olarak aldığımız üniversite eğitimi bir anda yetişkin eğitimi diye kuralları farklı olan, mecrası farklı olan bazen benzeyen yerleri de vardı tabii ki. Neyse
Onun içerisine ilgi adağımız değişti. Hal böyle olunca 2009 yılıydı. İngilizce öğretmeni kökenliyim. Ulusal Ajans'ın bir eğitmen eğitimi çağrısını görmüştüm. Ve ona başvurdum. Kabul oldu ve bir anda Ulusal Ajans bünyesindeki eğitmen havuzunda Milli Eğitim Bakanlığı'ndan olan bir kişi oldum. Ve bu sefer daha ziyade gençlik projeleri üzerine ilgi odağım da yoğunlaştı. İki harmanı hem formal tarafta milli eğitimle devam ederken yaygın eğitim tarafında da Avrupa Birliği projelerinde getirdiği bir kazanımı uygulamaya başladım. Sonrasında 2009 yılında öğretmen olarak tayin hakkımı kullanarak hep şöyle anlatırım ben onu. Eksi 48'dir benim Ağrı'daki rekorum. Gördüğüm soğuk eksi 48'di. Eksi 48'den artı 48'e İzmir'e tayin oldum. Hayatımdaki o 80 derecelik değişim ve dönüşüm aslında birçok farklı açıdan da görmemi sağladı. İzmir'e gelince tabii İzmir çok daha büyük bir şehir. Türkiye'nin üçüncü büyük şehri. Buradaki parametreler çok daha farklı. Sivil toplumla çok daha fazla çalışmalar var. Özel sektörle çok daha fazla çalışmalar var. Algın da değişmeye başlıyor. Sonra 3 yıl burada ben yine öğretmenlik yapmadım. Gelmemin hemen ertesi bir hafta sonrasında İzmir Arge'de çalışmaya başladım. İzmir Arge'de çalıştıktan sonra da 2011 yılıydı. Ulusal Ajans'ın personeli olma şansım oldu. Ve 2011 yılından 2019'a kadar yaklaşık 9-10 yıllık bir süre zarfında da Ulusal Ajans'ta çalıştım. Ulusal Ajans'ta çalışırken de bir süre Eurodesk'in Türkiye koordinatörlüğü görevini yaptım. Ondan sonra program izleme diye bir birim kurulmuştu. Biraz daha böyle arka planda Avrupa Komisyonu ile çalışan, raporlama yapan, izleme yapan bir birim. O birimde uzman olarak görev yaptım. O süre zarfında da yetişkin eğitimi tabii hep ilgi alanımdı. Yüksek lisans ve Uluslararası Koçluk Federasyonu'ndan bir buçuk yıla, iki yıla yakın bir koçluk eğitimim vardı. Onu tamamladım. Derken benim için artık özel sektöre geçiş zamanı diyerek istifamı sunup özel sektöre, kendi isteğimle özel sektöre geçtim. Bendeki hikaye kısaca böyle. O günden bu yana da İzmir'e tekrar geri döndüm. İzmir'de kendi kurduğum bir şirketim var. O kapsamda hem özel sektörle çalışıyorum, hem tabii ki kamuda çok fazla arkadaşımız, eşimiz, dostumuz var. Onlarla zaman zaman çalışmalarımız oluyor. Evet. Bir şekilde devam ediyor süreç. Uzun anlattım, biraz kusura bakmayın. Evet. Evet, olsun, ne demek. Çok güzel bir serüven. Özellikle mesleki gelişim ve hayat boyu öğrenme dediğimiz şeyi siz birebir zaten kendi mesleki kariyerinizde uygulamışsınız. Hayat boyu öğrenmeyi hep vurguluyoruz ama değil mi? Siz bunu bir yaşam biçimi haline getirmişsiniz. Bu açıdan çok ilham verici bizim için. Teşekkür ederim. Evet hocam, biz eğitim alanında COVID-19 sonrası süreci, yaşananları tabii çok yakinen hem yaşıyoruz hem takip ediyoruz. Siz ama farklı kurumlarla hem sivil toplum örgütleriyle hem üniversitelerle, özel sektörle çok yakın ilişkileri olan biri olarak acaba bu süreç bizim dışımızdaki sektörleri nasıl etkiledi? Ya şöyle, aslında bu süreç başladığında tabii ki o ilk bir hafta herkesin bir ne oluyor dediği bir süreçti. Benim de gözlemlediğim. Ve herkes bir anda bir kuşlanma sürecine başladı. Biz bunun kurum olarak bunun neresinde olacağız diye. Eğitim Bakanlığı'nda ne oldu? Tabii en büyük şans Sayın Bakan'dı. Ve halen öyle. Neden? Çünkü sahayı bildiği için alınacak kararların, kriz zamanlarında alınacak kararlar bazen sorgulama veya şeyiniz zamanınız olmaz. Uygulamaya geçmek durumundasınız. Hızlı davranmak zorundasınızdır. Ve sahadan geliyorsanız eğer bunun sınıftaki yansıması ne demek? Öğretmene yansıması, öğrenciye yansıması, veliye, müdürlüklere yansıması ne demek? Bunu biliyor olmak lazım. Sayın Bakan'ın Milli Eğitim'den kökenli, öğretmen kökenli olması da çok büyük bir avantajdı ve hala öyle. Dolayısıyla bu üç tane televizyonun kanalının kurulması, EBA TV'lerin, bu arada donuyor deniyor ama donma var mı? Öyle mi? Bende donma var mı arkadaşlar, yoksa İstanbul tarafında ben mı, İzmir tarafında? Ben sizi duyuyorum ama hocam. Tamam. Ben aşağıda bir an yorum görünce gözüm oraya hocam kaydı. Devam edeyim o zaman ben. Bu sürecin içerisinde 3 tane tabii televizyon kanalının kurulması önemliydi. Bu 3 kanalın kurulması öğrencilerde aidiyet kavramını devam ettirdi. Çünkü öğrenciler bir anda eve geldiler ve okul tatilden. Şimdi okul tatil olunca büyük bir riskle karşı karşıyasınız. Çünkü ait olduğunuz bir yer yok. Evdesiniz. Evet.
yaz tatilinden bir farkı olmuyor. Hal böyle olunca oradaki televizyon kanallarının direkt yayına girmesi, bir hafta içerisinde girmesi Sen çok önemliydi. katılsın. Benim ilk hafta içerisinde uluslararası bazı etkinliklerim oldu yurt dışındaki öğretmenlerle farklı ülkelerde. Ve hepsi televizyon kanalı deyince bir gözleri hani fal taşı gibi açıldı deriz ya. Anlayamadılar. Nasıl yani dediler. Çünkü hepsi işte ne olacak diye büyük bir belirsizlik içerisindelerdi. Hani öğretmenlerin yaşadığı süreci tabii ki onu siz herkes biliyor şu an yayını izleyen. Orayı daha fazla anlatmaya gerek yok ama işin mesela üniversite boyutunda öğrencilere 3 hafta tatil diye bir haber çıktı. Birçok öğrenci ufak valizlerini 3 hafta sonra döneceğiz mantığıyla bir gittiler. Sonra karantina süreci bir başladı. Şu an benim görüştüğüm öğrenci grupları var vesaire var. Ve çoğu diyor ki evet final zamanı geldi, vize zamanı geldi ama bizim kitaplarımız yurtta kaldı. İşte İzmir'deki evimde kaldı. Ben Kayseri'deyim. Ben ne yapacağım şimdi durumunda olan birçok arkadaşımız var. Tabi orada hocaların dijitalleşmesi, akademisyenlerin o dijital dünyaya adapte olması, bunun altyapısının kurulması. Hani Milli Eğitim Bakanlığı buna çabuk adapte oldu. Ama üniversiteler bazında hepsi ayrı bir senaryo olduğu için bunun altyapısının kurulması zordu. Sivil toplum kuruluşlarında vardı eğitim ama sivil toplum kuruluşları daha ziyade biraz ne oluyor bir izleyelim, bir görelim durumundalardı. Nitekim akışı gördükten sonra tamam hadi biz de toplantılarımızı, etkinliklerimizi, konuşmacılarımızı çağıralım dedikleri bir süreç oldu. Özel sektör boyutu en hızlı ilerleyen bir süreçti. Çünkü özel sektörün içerisinde eğitim departmanları, insan kaynakları diye sırf bu iş için kurulmuş, tabii kurumsal firmalarda, bu iş için kurulmuş birimler vardı. Ve hemen bu süre zarfında ben de birkaç böyle webinarlara katılımcı olarak katıldım bazılarında. Şeyi gördüm, bütün büyük markalar, hani bankalar gibi, hepimizin çok çok iyi bildiği büyük markalarda hep eğitim vermek yerine o aidiyet kavramını devam ettirecek çalışmalar. İşte challenge'lar düzenliyoruz. Hani o trend İngilizce olarak kullandım özellikle. Yarışmalar yaptırmak, etkinlikler yaptırmak, çocuğunuzla evde boyama yapın vesaire. Tıpkı sizin sosyal medyanızda öğretmenlerimizin paylaştıkları gibi. Onlar tabii biraz daha hızlı yani karar verdiler. Pat uygulamaya geçtiler. Bir deneme yanılmayla bile bunu görebiliyorlardı. Özel sektör böyle davrandı. Dolayısıyla her kümede farklı bir süreç devam etti. Bu geçtiğimiz 1,5-2 aylık süre zarfında. Evet, çok haklısınız hocam. Sizin belirttiğiniz gibi artık oyunun kuralları çok değişti. Aslında kamuda bu son zamanda çok hızlı değişimlere tanık olduk. Belki normalde uzun yıllar alacak bir online eğitim değil mi? Sosyal medya üzerinden canlı yayınlara bu kadar hızlı geçilmesi aslında bizim kamusal olarak da bunlara hazır olduğumuzun bir kanıtı olmuş oldu. Peki şöyle baktığınızda özel sektörle kamuyu bu anlamda kıyaslarsak eğer, kamu bildiğiniz üzere aslında birçok alanda çok önemli stratejiler, yönergeler, planlamalar ve öngörüler yapıyor ve bunlar çok ciddi tespitler. Ama sanki özel sektör reaksiyon gösterme konusunda bir adım hep daha önünde kamunun. Bu farkı nasıl değerlendirirsiniz? Ya şöyle aslında önemli ve güzel bir nokta bu benim de hep inandığım tezlerden bir tanesidir. Kamu çok önceden bunları konuşmaya, kamu derken hani kamu kurumları anlamında söylüyorum. Akademik dünya bunları çok önceden konuşur. Çok çok önceden yazışmalar başlar, yazılar çıkar, konuşulur ama özel sektör ertesi sabah bir anda şeye geçebilir, reaksiyona geçebiliyor. Orada tabii bürokrasi denilen bir bulut var. O bulutun içerisinde bazen kaybolmak durumu oluyor. İşte şu an bir etkinlik yapıyorsunuz ama valilik olur alma diye bir olay belki de kalmadı. Yani eskiden bu için bir valilik olayı onayı almaktı, bunu sunmaktı, paraflardan geçsin, imzadan geçsin. Yani çok zor ve uzun meşakkatli süreçlerdi bunlar. Ha, EBYS dediğimiz sistemle biraz daha hızlanmıştı bu süreç ama yine de bir orada bürokrasi bir imzalardan geçme süreci vardı. Şimdi öyle bir durum kalmadı. Bir anda bir öğretmen sosyal medyadan çok tanıdığı farklı birisini bile canlı yayında akşam yayını alıp belki de aradaki bütün o unvanları, katmanları geçirerek yayın da yapabiliyor. Geçen gün bir milli eğitimden bir genel müdürümüzün katıldığı bir webinara katıldım. Bundan bir 3-4 gün önceydi. Bir ilimizin müdürü de katılmıştı. Tabii teşekkür konuşması yapacak ama
Genel müdürümüz dedi ki ya bulamıyorum. Hani nerede ekranda, çünkü o küçük küçük görünür ya. Arkalarda ikinci sayfada çıkmış. Yani şey kalmadı. Hiyerarşi dediğimiz olay kalmadı. Bakan bir yanında öğretmenin resmi çıkabiliyor. Bunu kontrol edemiyorsunuz. Dolayısıyla bu güzel bir ortam getirdi. Ne getirdi? Bir kere adaptasyon dediğimiz kavram, kamunun hızlanması anlamında bir adaptasyon dediğimiz bir kavram çıkarttı ortaya. Zaten bu dönem benim gözlemlediğim acizane iki kavramı ortaya çıkardı. Birisi adapte olabilmek her anlamda. Birey olarak, meslek olarak, öğretmen olarak vesaire vesaire. Bir diğeri de paylaşımda bulunabilmek. Şu an yaptığımız gibi, yani birçok arkadaşımız, işte sizin sosyal medyanızda yine aynı şeyi söylüyorum, hakikaten hoşuma gittiği için, öğretmen arkadaşımız orada çocuklarıyla hamur yapıyor ve bunu paylaşıyor. Bunu da hiçbir karşı beklentisi olmaksızın yapıyor. Bu ikisi çok önemliydi. Bir diğeri, tabii orada liderlik kavramı çok önemli bir boyuta geldi. Özel sektörde mesela geçen gün kendi cümlemin arasında değiştireyim şöyle cümlemi. Özel sektör üzerine yapılmış, bu Covid sürecinde yapılmış bir anketi paylaşıyordu bir sunucu canlı yayında. Bu dönemde ortaya çıkan liderler nerelerden diye bir araştırma yapılmış ve hep genelde böyle liderler dediğimiz böyle özel sektörde isim olarak çıkan kişiler olur. Hani bir markanın CEO'su, patrondur vesaire gibi. Bu dönemde tamamen kamudan ve mesela Sağlık Bakanımız çok önemli bir liderlik özelliği sergiledi. İlk günleri hatırlayın sosyal medyada. O ilk Covid vakasının olduğu gece hani seçim sonuçlarını bekler gibi herkes televizyon başında ne olacak acaba diye bekliyordu. Ve çok gergin bir bekleyişti o. Ve bir hafta 10 gün belki de 20 gün 30 gün bu her akşam düzenli olarak devam eden Bakan Bey'in açıklamalarından sonra sosyal medyanın bir anda sayılarla patladığı bir ortama dönüştü. Bakan Bey otur derse oturuyorduk, kalk derse kalkıyorduk. Yani bu çok netti. Dolayısıyla orada önemli bir liderlik vasfı çıktı ve kamunun liderliği mesela bu dönemde çok 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 öne çıkan, bu benim de söylediğim bir görüş değil, araştırmalardan, yapılan saha araştırmalarından ortaya çıkan bir boyut. Tabii bunu hani eğitim boyutuna tekrar indirecek olursak, liderlik dediğimiz kavram biz hep sınıfta eleştirdiğimiz, halen zaman zaman örneklerini duyuyorduk. O yanlış liderlik, o bir liderlik değil, şeydir, yöneticiliktir ya da yöneticilik bile değildir, güç göstergesidir dediğimiz örnekler oluyordu zaman zaman. Şimdi ne kadar ben okulda bir kural kurmaya çalışırsam çalışayım, doğal bir liderliğim yoksa şu an işte hiçbir şey yapamıyorum. Öğrenci beni evde küçücük bir kameradan izleyebiliyor ya da ekrandan izliyor. Dolayısıyla bana duyduğu saygıyla beni izliyor öğrenci. Dersime katılıyor, dersimi takip ediyor vesaire. Eğer bana şahsen bir saygı duymuyorsa veya benim verdiğim bilgiye bir anlam yüklemiyorsa, o zaman öğrenciye benim zaten şu an ulaşabilme şansım yok. Evet, çok doğru. Dolayısıyla burada parametreler çok fazla değişti. Öğrencilerin dünyasına girdik. Yani o teknolojik dünyaya girdik ve bir nevi deplasmandayız. Eğer adapte olamıyorsak deplasmandayız ve onların oyunun kurallarını çok iyi bildiği bir alandayız şu an. Ve Evet, hepimiz sayın hocam. ilk başlarda buna adapte olamayanlar bir tık geride kaldılar. Hem bir yandan velilerin baskısı vardı, ne olacak, bizim sınıf ne zaman başlayacak diye. Bir yandan da buna öğrenme telaşı vardı. O arada girdabın içerisinde kaldılar ne yazık ki. Evet, zaten hep söylendiği üzere artık çocuklarımız dijital dünyanın yerlileri. Onlar bu dünyanın içine Kesinlikle. doğdular. Onlar bu dünyada doğdular. Biz onların dünyasında birer göçmeniz. Tabii Nerede ne tabii. yapacağımızı çok bilemediğimiz, buraya nasıl girecektik, şu nasıl olacak dediğimiz birer göçmeniz. Dediğiniz gibi deplasmanda olmak da bu göçmenlikle gerçekten çok örtüşüyor. Dediğiniz gibi liderlik kavramı çok değişti. Bir de artık çalışanların sanki daha çok inisiyatif alması söz konusu mu sizce? Bu yeni değişen liderlikte çalışanların dediğiniz belki de en başta söylediğiniz o toplam kalite yönetimiyle ilgili olan kurumu, markayı sahiplenme. Sanki yeni süreçte liderlikle birlikte çalışanların pozisyonları, konumları da değişti değil mi Sayın Hocam? Ya aslına bakarsanız şöyle, liderliğin tanımını orada nasıl yaptığımıza bağlı. Liderlik zaten çalışanların önünü açmaktır. Yani en kaba tabiriyle. Yanında ya da arkasında önünde değil, beraber topluca gidebilmektir. Ben onu şeye çok benzetirim. Biz üniversitede okurken bize hep bir hocamız şu örneği verirdi. İşte yarın sınıfa girdiğinizde bir orkestra şefi gibi olacaksınız. Bütün öğrencilerin her şeyini görüyor olmanız lazım.
Çok güzel. Yani terim güzel. Ama o zaman çok doğruydu bu terim. Ama bugün o kadar doğru değil. Çünkü orkestradaki bütün müzisyenler hepsi çok yeteneklidir. Hiçbirine en ufak bir şey deme şansımız yok. Tıpkı sınıftaki öğrenciler gibi. Ama orkestralarda şöyle bir şey vardır. Notanın dışına çıkamazsın. Orkestra şey yani. O ben burada şöyle bir name yapacağım deme şansın yoktur. Notalar bellidir ve onlara düzgün bir şekilde basman gerekir. Ama bizim yeni dünya öğretmenliğinde biraz doğaçlama çalan belki de caz müzisyenleri olmamız gerekiyor. Biraz aşıklar gibi olmamız gerekiyor. Dolayısıyla bazı yerlerde biraz onların kendilerini gösterebilecekleri alanlar açmak gerekiyor. Ha ben de yine grubun başındaki bir yönetici değilim. Ben de grubun içinde bir müzik aleti çalan bir müzisyenim. Beraber çalıyorum. Bu hale geldiğimiz zaman biraz anlamlı hale gelmeye başlıyor olay. Biraz o yüzden liderlik tanımını farklı açıdan değerlendirmekte fayda var diye düşünüyorum. Evet, çok haklısınız. Hocam bu arada hem sosyal medyadan, Instagram'dan hem de mesaj olarak öğretmenlerimiz birçok sorular yönelttiler. Arada konuğu geldikçe onlardan da size yöneltmek isterim. Mesela bir öğretmen arkadaşımız bu yeni süreçte veli, öğretmen, öğrenci, öğrencilerin iletişim dengelerinde ne gibi sıkıntılar olabilir veya bunun olumlu yönleri neler olabilir diye bu süreci bir de veli, öğretmen ve öğrenci ilişkileri, iletişim açısından değerlendirmemizi istemiş. Yani şöyle bu süreci olumlu olumsuz yönleriyle tabii sürecin içerisinde değerlendirmek ayrı bir olay. Bir de bu sürecin gelecekte nasıl geleceğini görmek lazım. Bugün Talim Terbiye Kurulu Başkanımızın bir webinarı vardı Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile. Bakın mesela bu da ayrı bir olay. Ben İzmir'de yaşayan birisi olarak İzmir Urla'da yaşıyorum. Öğlen Malatya'ya gittim, ona katıldım. Akşam Çatalca'ya geldim, buraya katılıyorum. Dolayısıyla hani bu yeni düzene bir şekilde hepimiz ayak uyduracağız. Başkanımız şöyle bir şeyden bahsediyordu. Dedi ki belki Eylül döneminde okulların açılmasında sınıf kavramlarımızı biraz daha farklı bakmamız gerekecek. Yani bizim bu süreç içerisinde bir okulların ne zaman açılacağına odaklanmaktan ziyade artık böyle bir oyun var. Oyunun kuralları böyle bir şekilde hazırlanıyor ve geliyor. Bunu görmeye başladık artık. Buna kendimizi hazırlamamız gerekiyor. Öğretmen olarak da, veli olarak da, öğrenci olarak da. Her açıdan buna hazır. Yani okulların açıdan dediler ki yarın açıklandı. Dedi ki bayramdan sonra pazartesi günü okullar açılıyor. Her şey çok güzel, bitti. Bu demek değildir ki artık dijital dünya yok. Dijital dünya var ve yine olacak. Ve Allah göstermesin ama belki bir başka salgın olacak, başka bir şey olacak. Yani bizim önemli olan o trende kendimizi ne kadar hazır hissettiğimiz. Yani eskiden tableti hani sosyal medyada çok dolaşıyordu. Eskiden aman elinden şu tableti bırak dediğimiz çocuklar. Şimdi oğlum tableti al eline ya da kızım tableti al eline biraz daha ders çalış. Ya da işte neler oluyor bir takip et bakalım. EBA'ya gir dediğimiz çocuklara dönüştü. Roller değiştiği için o ilişkileri de yeniden tanımlamak gerekecek. Burada da anne baba olarak ya da kimle yaşıyorsa o kişiler olarak biz bunun içerisinde neredeyiz ve öğretmenler olarak ben bunun içerisinde neredeyim? Öğretmenin tabii ki enteresan bir rolü var. Hem bir evdeki hayatı var, iki kişisel hayatı var, bir de mesleki hayatı var. Bunları da devam ettirmek zorunda. Evde de belki evin işleri var, tamiratı var, bir şeyi var. Evdeki diğer bireyler var. Evde belki kedi köpek bir şey besliyorsa onunla zaman geçirmesi var. Her şeyi geçtim kendim ya bir kafamı dinlemek istiyorum. Çok doğal bir istek bu. Bu var. Kendisini geliştirme ihtiyaçları var. Bir yandan da eve bir anda gelen 30-40 tane ekranda küçük küçük suratlar öğretmenim öğretmenim diye soran bir kitle var. Dolayısıyla bunları dengeleyebilmek de ayrı bir meziyet. Bu da biraz üzerine giderek işte o kaslarımızın güçlenmesiyle alakalı bir süreç. Ama oyunun kurallarının yeniden yazıldığı, bazı yavaş yavaş yeniden yazıldığını çok net olarak artık gördük. Ben şeyci değilim. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Artık çok kötü olacak. Böyle bir düzende değilim. Ama evet bazı şeyler değişiyor. Ben Değişiyor. ilk göreve başladığımda kara tahta vardı Ağrı'da, şey Kahramanmaraş'ta Ağrı'da da. Ağrı'dayken gelmişti projeksiyon cihazları. Ve projeksiyon cihazı geldiğinde Milli Eğitim Müdürlüğü tören yapmıştı. Artık
muhteşem denmişti. Bakın şimdi projeksiyon cihazı diye bir kavram şu an konuşmuyoruz bile. Yani değişiyor, her şey değişiyor ve benim buna bir şekilde PDF'i alayım da dijitalde öğrencilerimle paylaşayımdan bahsetmiyorum. Elimdeki işte şurada elimde bir kağıt var. Şu kağıt derste, sınıfta sıkıcıysa tablete geçirdiğimde de sıkıcıdır. Önemli olan benim bu kağıdı nasıl canlı ve nasıl etkileyici bir şekilde öğrencime ulaştırabilmek. Aradaki kısım orası. Evet, çok doğru. Aslında değişimin en önemli alanlarından biri, bak tarihsel sürece baktığımızda insanların avcılık, toplayıcılık, tarım, endüstri ve bilgi toplumu evrelerinden geçerek geldiğimiz yeni evre, 5. evrenin adı artık toplum 5.0. Değil mi? Değişimin evet. En büyük odak noktası toplum 5.0 artık. Peki endüstri 4.0'dan toplum 5.0'a geçişi eğitim perspektifinden nasıl değerlendirirsiniz hocam? Şöyle bu arada bir arkadaşımız biz Tepegöz'ü de kullandık demiş. Evet aynen Tepegöz de var, Evet. onu da kullanmıştım. Hatta benim Evet. Kahramanmaraş'ta şey sertifikam var, anı olarak saklarım. Tepegöz kullanma sertifikam. Hizmet içi eğitime gittik. İşte bu ışıktır, böyle yansıtır diye bir günlük bir sertifikam var. Onu anı olarak da saklıyorum. Benim için Evet. birçok sertifikamdan çok daha önemlidir. Evet. Birçoğunun Evet. yerini bilmem ama onu saklarım. Talim Şöyle. Terbiye Kurulu Başkanımız da lafınızı kestim. Mektupla Estağfurullah. iletişim zamanından bahsetmişti değil mi? Evet. Talim Terbiye Kurulu Başkanımız mektupla eğitim yapıldığı dönemden bugüne kadar olan o dijital evrimsel süreçten biraz bahsetti. Dijitalleşmesi yani ülkemizin dijitalleşme serüveninden bahsetmişti. Neyse ki ben bilmiyorum ama mektupla eğitim yapılan dönemleri. Ama evet doğrudan evet ülkemizin bu konuda ne kadar aslında ilerlediği ve eğitimin sürekli yeniliklere, kamusal alanın her ne kadar özel sektöre göre biraz daha geriden geldiği düşünülse de aslında ne kadar çok dijital olarak bir serüven, uzun bir serüven yaşadığımızı da aslında geriye dönüp noktaları birleştirip görebiliyoruz. Yani Evet hocam, şöyle lafınızı kestim, evet kusura bakmayın. estağfurullah. Türkiye'nin kuruluş yıllarını incelediğimizde halk eğitimi kavramında radyo ile eğitim, daha öncesi dediğimiz gibi işte başkanımızın dediği gibi mektupla eğitim, bunlar hakikaten çok önemli roller üstlenilmiş. Çünkü geniş bir coğrafya ve bir şekilde bu sistemin ayağa geçirilmesi gerekiyor. Kolay bir iş değil. Ama işte o avcı toplumdur, tarım toplumudur. Bunlar hep rakamlandırılmış işte bir toplum 1.0, toplum 2.0 diye. Tarım toplumundan sonra sanayi devrimi, sanayinin fabrikaların devreye girmesiyle sanayi toplumu geliyor, toplum 3.0 diye. Ardından internetin bulunmasıyla başlayan süreç bilgi toplumu, toplum 4.0 kavramı giriyor. Tabii internet bulununca işler değişiyor. Bir anda internet bulununcaya kadarki bütün verilerin toplamı, İnternet bulunduktan sonraki o kısa 5-10 yıllık verilerin toplamından daha az. Elde edilen bilgi üretimine bakın. Yani ve bu müthiş bir şey. Evet bu bir yandan büyük bir yığın ama bu yığını anlamlandırırsanız yeni bir şey elde edersiniz. Yoksa bir çöptür. Önemli olan o yığını. İşte bu yüzden biz bugün veri analizi, veri madenciliği, büyük veri kavramlarını konuşmaya başladık. Bunu kimler konuşuyor ama işte Marmara'daki o yarımadadaki fabrikalar konuşuyor. Bizim bunu eğitimde de konuşmamız lazım. Ve bu anlamda hani Endüstri 4.0 kavramını duymayan kalmamıştır. Endüstri 4.0'ın devi Almanya'dır malum. İnsansız fabrikalar, 365 gün çalışan, durmaksızın 7 gün 24 saat çalışan fabrikalar var. Ve üretiyor, sürekli üretiyor. Böyle olunca o fabrikadaki mavi yaka, beyaz yaka birçok çalışan farklı işlere veya geleceğin işte o işleri dediğimiz bir yerlere gitmeye başlıyor. Ama Japonya o toplum 5.0 kavramına gelecek olursak 2017 yılında bir kavram atıyor ortaya. Bunu da Sebit Fuarı'ydı yanlış hatırlamıyorsam. Sebit Fuarı'nda Almanya'da atıyor. Diyor ki ya diyor robotlardan korkmayın. Robotları karşınıza almayın. Robotları ve dijitalleşmeyi yanınıza alırsanız eğer onların gücünden yararlanırsınız ve bir şeyler üretirsiniz. Çünkü dijital dediğimiz dünyaya siz hangi veriyi verirseniz o veriyi harmanlar. Evet veriler arasında yapay zeka ilişkiler kurar ama yine kutunun içerisinde var olan verileri kullanarak yapar.
Ha, belki 10 yıl önceki veriyi alır, yeni bir şey üretir ama insanın yapabildiği, robotun yapamadığı bir yer vardır ki hayal etmek. Siz hayal ettiğiniz sürece, her zaman bunu ürettiğiniz, bu kavramı ortaya koyduğunuz sürece varsınız. Ve Almanya toplum 5.0 kavramını ortaya atıyor. Şu an yayın bittikten sonra açın Japon hükümetinin web sayfasını. Japon hükümetinin web sayfasında en altta Society 5.0 diye link vardır. Bu denli misyon olarak ve vizyon olarak almışlar. Ve diyorlar ki dijitali sadece fabrikada tutmayın. Toplumun her yerine getirin. İşte şu an eğitimde kullanıyoruz dijitali. Herkes Evet. o Zoom'larla vesairelerle eğitimler yapıyor. 81 ilde eğitimler yapılıyor. Şu an Instagram'da üst köşe herkesin canlı yayın, canlı yayın, canlı yayın Evet. kuşağı diye bir kuşak başladı. Yani böyle bir hale geldi. Bunu diyor tarımda da kullanın, sağlıkta kullanılıyor işte şu an görüyoruz. Velhasıl böyle bir hale almaya başlayınca o toplum 5.0 kavramı çok daha anlamlı bir hale geldi. Ve dün müydü, önceki gündü ben Google'da bir şöyle bir arama yaptım. Bundan bir yıl, 6 ay önce toplum 5.0 kavramının Google'da aratılması çok düşük bir oranken son bir aydır trend yapmış, yazılan makalelerin sayısı tavan yapmış durumda. Çünkü herkes gördü ki eve kapandık, her yeri, her şeyi bizim dijital bir şekilde yapmamız gerekiyor. Ha, bu demek değildir ki yüz yüze olan işler bitecek. Orada da hani bir es vererek konuşmak lazım. Evet, çok doğru. Yine bu söylediğinizle ilişkili olarak yine bir öngörü de şu an 12 yaşında olan çocukların %65'inin henüz olmayan Evet. mesleklerde çalışacakları öngörülüyor. Doğru. Bu eğitimin bütün paydaşları için, sadece öğretmenler, sadece program üreticileri için değil, veliler için, eğitimle ilişkili yolu kesişen herkes için çok çetrefilli bir alan. Kesin. Çünkü siz çocukları henüz daha ortada olmayan problemlere hazırlamak zorundasınız. Çocukları henüz daha ortada olmayan mesleklere hazırlamak zorundasınız. Bu o yüzden gerçekten çok zorlayıcı, üzerine çok çalışılması gereken bir konu. Bununla ilgili öğretmenlerimizden de bazı sorular gelmişti. Mesela bu feature classroom'lar gibi, classroom lab'ler gibi farklı sınıf ortamları. Belki bu iki konuyu böyle birlikte bir ele alabilir miyiz hocam? Ya şöyle, ben orada şöyle düşünüyorum. Şimdi tabii Future Classroom Lab olayları hani biraz daha işin dijital boyutunda özel bir çalışma alanı. Yine 2007 yılında Amerika'da ortaya atılmış bir teori var ve son yıllarda Türkiye'de bir iki üniversite bunu kullanıyor, bu metodolojiyi. Ben bu dönemde mesela danışmanlık yaptığım okullar var, bir iki öğretmen grupları var. Oralara da bununla ilgili çalışmalar yaptık. Blended Learning, Flipped Classroom dediğimiz ters yüz edilmiş sınıflar denilen bir anlayış var. Olay da şu, diyor ki ya diyelim Eda hocam sen öğretmensin, ben senin öğrenciyim ya da tam tersi. Sen diyorsun ki saat 3'te dersimiz var şu an işte yapılan sistemde. Bir Allah'tan şu an havalar güzel, yan odaya geçip çocuk çalışabiliyor. Sobalı evler var. Başka odada ders dinleme şansı yok. Ha, şunu da dipnot olarak söylüyorum. Dijital olamayan, hiçbir şekilde dijitali görmeyen çocuklarımız da var. Bulunduğu yerde cep telefonu vesaire gibi şansları olmayan çocuklarımız da var. Göç sebebiyle gelmiş, dili, iletişim becerilerinde sıkıntı olduğu için bu eğitimlerden yararlanamayan çocuklarımız da var. Bütün bunların bilinciyle konuşuyorum. Orası da çünkü Milli Eğitim Bakanlığı'nın yoğun bir şekilde üzerine nasıl yapabiliriz diye kafa yorduğu bir alan. Bunu çok iyi biliyorum. Şeyde ama genel çerçeveyi konuşacak olursak, öğrenci sizin ders anlattığınız saatte bazen sizi dinleyemeyebiliyor. Evde bir tane bilgisayar var. Babası çalışıyor işte ya da annesi öğretmen. İkinci bir bilgisayar yok, derse katılamıyor. Ya da evde bilgisayar yok işte. Geçenlerde bir ortamda konuşuyorduk. Evde televizyon var, EBA'yı dinleyecek. Ama evde ya anne ya baba ya da işte dede, babaanne, anneanne birisi kumandada, benim dizi saatim diyor. Evet. Katılamıyor da. Ama şöyle bir ortamda siz dersinizi dijital ortamda atıyorum YouTube'daki kanalınıza yüklediniz. Çocuk onu gece herkes yattıktan sonra da veya sabah hiç kimse kalkmadan önce de dinleme şansına sahip. Bunu dinledikten sonra asıl derse geldiğinde, belki de geleceğin okullarında Eylül ayında bu tür sistemlerle karşılaşabiliriz. Bir gün çat diye bir genelge gelir. Bu tür şeylere geçişler yavaş yavaş başlayabilir.
sınıfta bilginin akışı değil de bilginin yoğrulması kısmı oluyor. Dolayısıyla sizin bunu siz ne zaman yapabiliyorsunuz? Kesinlikle elinizdeki verileriniz dijitaldeyse yapabiliyorsunuz. Yoksa yine diyorum PDF'e aktarmaktan değil. İşte dijital araçları kullanabiliyor muyum? O online ölçme değerlendirme araçlarını kullanabiliyor muyum? Mahidevran hocam demiş ki evet Diyarbakır'da çalışıyorum. Öğrencilerimin neredeyse teknolojiyle imkansız. Kesinlikle var böyle, bu yok değil, bunu asla inkar edemeyiz. Ama bir yandan da böyle bir kural var. İşte bu ikisini dengeleyebilmek önemli olan. Burak aman dijital olduk, bana ne öbür öğrenci, böyle bir şey yok tabii ki. Burayı da düşüneceğiz neler yapabiliriz diye. Ama bu taraftan da dijitali kullanabilen sınıf kavramımız değişiyor. Bakın siz şu an Çatalca Milli Eğitimsiniz. Diyarbakır'dan birisi dinliyor sizi. Evet. Şunu diyemiyoruz biz. Dinleyenlerimize teşekkür ederiz. Çatalca'ya ait. Başka kimse dinlemiyor. Yok böyle bir şey. Herkes dinliyor. Benim şimdi öğrenci olarak da ben 6B sınıfının öğretmeniyim. Benim sınıfımdan başka öğrenci bunu dinlemesin. Yok öyle bir şey. Ya sizin öğretmeniniz daha iyi anlatıyor deyip, hani böyle vardır ya okullarda bu tür muhabbetler. Öğrenci gidiyor başka sınıfın evet. öğretmenini dinliyor. Ya da iyilik kötülük olarak da yanlış olmasın, farklı açılardan da dinlemek istiyor. Geçtim onu, YouTube'dan dinliyor. Evet. Biliyorsa eğer Coursera'yı, Udemy'yi vesaireyi oradan gidiyor dinliyor. Hal böyle olunca çok öğrenci güzel. Özgür seçim ortamı çıkıyor. Ve öğrenci bu seçim ortamının içerisinden Eda Hoca'nın dersine geldiğinde şunu diyebiliyor. Hocam ben bu kursu ya da ben bu dersi ABC kanalından dinledim. Ve şu an farklı bir şekilde sizin önünüze geliyor. Sizin orada şunu diyemeyecek kimse. Ya benim tarzım bu. Ben kusura bakma sadece bunu istiyorum diyemeyecek. Çocuklar çünkü evet, her yerde bunu öğreniyor. Evet çok doğru. Yine bir öğretmen arkadaşımız da engelli öğrencilerin internet ve bilgisayar teknoloji kullanımına erişimleriyle ilgili sıkıntılardan bahsetmiş. Evet tabii ki zaten bu bizim salgın döneminde konuştuğumuz bir süreç. Şu an eğitimin sadece dijital platformlardan yapılıyor olması, yoksa bu zaten bizim rutinimiz değil. Ama ilçemiz adına şunu söyleyebilirim. Çatalca İlçe Milli Eğitim olarak bilfiil kendi ilçe milli eğitim müdürümüz engelli öğrencilerimizi, evde eğitim alan öğrencilerimizi kendisi bütün diğer öğretmen arkadaşlarımızla ziyaretlerde bulunuyorlar. Yani biz bu süreçte her ne kadar onlar bu online platformlara erişemiyor olsalar da biz onları her zaman onların yanında olduğumuzu onlara hissettirmek için düzenli ziyaretler yapıyoruz. Bir de sınıf öğretmenlerimiz, branş öğretmenlerimiz, okullarımızdaki öğretmenlerimiz de bunun farkında. Bazı çünkü Çatalca'da biliyorsunuz böyle köylerimizin de çok olduğu bir ilçe. Evet, evet. İnternete erişimi olmayan öğrencilerimizi ev telefonlarından arayarak görüşüyor öğretmenlerimiz. O yüzden biz bu süreçte kapsayıcılığı gerçekten çok önemsiyoruz. Bütün öğrencilerimizi içine alan, hepsine ulaşabileceğimiz ve onların dezavantajlarını giderebileceğimiz çözümler bulmaya çalışıyoruz bu anlamda. Tabii ki diğer eleştiriler olacaktır. İşte maalesef herkesin dijital platformlara erişim imkanı yok. Evet, bununla ilgili bu hazır dijital online eğitimlerden konuşurken en çok gelen sorulardan biri bu online eğitimlerin, yüz yüze eğitimlerin yerini alıp almayacağı ile ilgili. Dünyada nasıl bir trend olduğu, artık online eğitimle mi yeni dönemde yüz yüze eğitimi yerini mi alacak diye hep sorular geldi bize. Siz ne dersiniz yani, hocam? Online eğitim yüz yüze eğitimin yerini alır mı? Bence almaz. Yani almamalı. Öyle söyleyeyim. Yerini almaksa eğer almamalı. Çünkü eğitim, evet şu an içinden geçtiğimiz süreçte tamam, oyunun kuralı bu. Şu an böyle oynuyoruz. Ben şeyi de biliyorum, hani Milli Eğitim Bakanlığı hizmetçi eğitimlerini biraz bu tarz webinarlara dönüştüreceğini de duydum. Öyle bir çalışma da var. Tamam, buna da hemfikirim. Biraz ne tür eğitimlerin ne tür yapıldığına biraz karar vermek gerekiyor. Yani eğitim dediğimiz kavram, eğer birlikte bir şeyler üretebilmek, birlikte birkaç gün zaman geçirip belki bazı tek metodolojilerimizin farklı olarak yapacağımız bir çalışmaysa, o zaman yüz yüze olması gerekecek. Ama yeri gelecek bu şekilde uzaktan eğitim araçları da çok anlamlı hale gelebilecek. Bugün akşam 5 civarları falandı Yükseköğretim Kurulu'ndan Yükseköğretim'de kalite başkanımızdı sanırım. Makamını unutmuş olabilirim, şu an karıştırmış olabilirim. Şöyle bir şeyden bahsetti mesela. Bazı Avrupa'daki bazı üniversitelerde üniversite gidiyorsunuz siz Coursera'dan veya Udemy'den
dersinizle alakalı bir dersi oradan alıyorsunuz. İçeriğini geliyorsunuz, bölüm başkanınıza gösteriyorsunuz. Bölüm başkanı tamam bu içerik uygundur diyor, imzayı veriyor. Oradan dersi bitiriyorsunuz. Sertifikanızı getirdiğiniz anda sizin üniversitenizdeki derslerinize sayılıyor. Ne oldu? Bu süre zarfında sizin okula gitme gereğiniz olmadı. Evet. İşte uzaktan eğitime farklı bir bakış açısı. Teknolojik araçları, evet. Şimdi bu evet belki şu anda milli eğitim için uzak bir kavram olabilir ama işte çok uzak dediğimiz, olmaz olmaz dediğimiz şeylerin bir sene, bir ay içerisinde bize neler yaptırdığını, bütün dünya gördü neler yaptığımızı. Evet, Dolayısıyla evet. hiç belli olmaz ne olacağı. Önemli olan benim bir kafa olarak, iki uygulamalarım, çalışmalarım, yaklaşımlarım, altyapım olarak buna ne kadar kendimi hazırladığım önemli olan. Böyle bakmak Evet. gerekiyor. Yüz yüze eğitimin yeri her zaman farklıdır. Öğrenci hele ki o daha küçük yaş gruplarıyla onun yerini hiçbir şey tutamaz. Görmek istersiniz, dokunmak istersiniz, birlikte üretmek istersiniz. Sınıfın verdiği ortamı hiçbir şey tutamaz. Bunun bilincindeyim. Ama bizim bir yandan da bu tür gerçeklere de her an böyle acil durumda camı kırınız diye bir şey vardır ya, yani acil bir durumda Evet. hemen bu tarafa adapte olabilmemiz gerekiyor. Ben hatta Evet. şeyi de bugün Talim Terbiye Kurulu Başkanımıza da webinar ortamında yazdım. Sağ olsun Malatya'daki arkadaşlarımız da ilettiler. Bu sonbahar ve ilkbahar dönemindeki tatil dönemlerinin dışında keşke bir haftada, birer haftada evden eğitim süreci devam etse. Yani hiçbir problem yokken inşallah herkes bu hafta evine gidiyor, evden devam ediyoruz. Bu kanalların, yani bu kaslarımızın ölmemesi gerekiyor. Bunların canlı kalması gerekiyor. Evet, evet çok doğru. Belki bu araçlar biraz daha okulu duyusal, sosyal gelişim atölyelerinin, tasarım beceri atölyelerinin daha aktif kullanılabileceği alanlara da dönüştürebilir. Hani diyoruz ya okul hayatın kendisi olmalı diye. Tabii. Belki dediğiniz gibi teorik kısımlar online eğitimlerle halledilip, bilgi aktarmaya dayanan kısımlar online eğitimlerle halledilip, okul daha yaşamın içinden atölyeye dönüşebilir belki yeni Ya süreçte. orada mesela işte öğrencilere o verdiğimiz teorik bilginin eğer şeyse pratik bilgiye dönüştürmekse birincisi deneyimletmemiz gerekiyor. Benim öğretmen olarak öğrencilere her şeyi deneyimletmem gerekiyor. Meslek seçimlerinin artık VR gözlüklerle yapıldığı bir ortamdayız. Buraya simülasyonu yüklüyor. Hangi işe alımlarında işte diyelim ki insan kaynakları departmanında çalışacaksın ya da bir iş sağlığı güvenliği alanında çalışacaksın. Onun simülasyonunu yüklüyorlar. Önünde ekranda bir şeyler geliyor. Sen mouse'la seçim yapıyorsun. Senin yaptığın seçimlere göre kişilik analizin çıkıyor ve bizim şirketimizde iş yapabilir misin, yapamaz mısın? Aradığımız kişilik özelliklerine uygun musun, değil misin? Buna karar veriyorlar. Sana hoş geldin Eda Hanım diyorlar veya başka zaman görüşmek üzere diyorlar. Yani artık senin üniversitede aldığımız diplomaların nerede olduğunu bilmiyoruz bazen. Milli eğitimde ilk işe girerken verdik. Aa tamam kazanmışsın dendi. Sonra bir işimiz olmadı. Bir de yüksek lisansa girerken belge olarak vermiştim 15-20 yıl sonra. Dolayısıyla hele ki o işte geleceğin meslekleri dedik ya biraz önce. Ya bizim geleceğin mesleklerini birebir bilme şansımız yok ama geleceğin meselelerini bilebiliriz. Geleceğin meselelerini konuşmaya başladığımız anda geleceğin meslekleri yavaş yavaş oluşmaya başlıyor zaten. Önemli olan geleceğin nasıl geleceğini görmekten kastım onu tasarlayabilmek, düşünebilmek, o alanda kendimizi yerleştirebilmek. O zaman zaten gençler bu anlamda kendilerine daha önemli yerler bulmaya başlayacaklar. Onlara projeci düşünmeyi öğretebilmemiz gerekiyor. Proje yaklaşımları bize proje deyince hop aklımız şeye gider. Hibe projeleri işte Avrupa Birliği projeleri yok öyle bir dünya. Her olaya projeci bakabilmek. Gördüğü, etrafında gördüğü bir soruna da projeci bakabilmek. İşte bir ay önce ta Çin'de aman bizim buraya gelir mi diye baktığımız bir olay bir ay sonra kapımızı çaldı, yani o vaziyete geldi. Kapıları pencereleri kapatmaya başladık. Dolayısıyla dünyada olup biten olayların hepsine projeci gözle bakabilmeyi öğretmek gerekiyor. Bu da slaytlarla olacak bir iş değil. Liselerde, ilkokulda projeci yaklaşımları ders olarak keşke olabilse. Bugün üniversitelerde sosyal sorumluluk dersleri var. Bundan 8-10 yıl önce biz söylerken bazı üniversitelerde hocam şu an değil o belki ileride deniyordu. Ne kadar geç kaldıklarını özel üniversiteler yaptı. Devlet üniversitelerinde biraz daha süreç işte ilk başta konuştuğumuz o bürokratik nedenlerden dolayı
daha hantal bir geçiş oldu. Neden olmasın? Ama bizim bu kültürü öğretmemiz gerekiyor. Hangi hibenin ne kadar verdiği çok önemli değil. Bir gün sonra onların hepsi değişecek. Ama bizim o yaklaşımı bilirsek, kim ne veriyorsa versin, kim isterse hiçbir şey vermesin. Ben o şekilde düşünmeye başlayacağım. Biraz daha öğrencilerin bu açıyla bakabilmelerini bizim öğretmenler olarak ona yaklaştırmamız gerekiyor. O zaman gerçek dünyayı deneyimlemeye başlıyorlar ve o zaman okul çok daha anlamlı bir hale gelmeye başlıyor. Evet. Evet, hazır okuldan da bahsetmişken yine öğretmen arkadaşımızın da benzer bir sorusu vardı. İşte hep diyoruz okul öğrenciyi hayata hazırlayan yer değil, hayatın ta kendisidir diyoruz. Kesinlikle. O yüzden bununla ilgili okul dışı öğrenme ortamlarıyla ilgili belki daha çok zihinsel mesai harcamamız gerekebilir. Zaten bu yeni süreçte bize bunu öğretti. Eğitim öğretimin sadece belirlenen koşullarda olmayacağını, farklı şekillerde de gelişebileceğini çok güzel gösterdi bize. Peki siz bu okul dışı öğrenme ortamları ile ilgili iyi örnekler veya önerileriniz, görüşleriniz nelerdir hocam? Yani şöyle mesela ilk eskiden şöyle bir uygulama vardı. Hani biz eğitimi planlardık, eğitimi verirdik ve eğitimin aldığımız kazanımlar lazım olursa kullanılırdı. Düz bir eğitim sistemiydi. Sonra biraz daha değişti. Bu özel sektördeki trendler de bunu değiştirdi. İşte biraz daha yapılandırılmış, ihtiyaç temelli bir eğitim ortaya çıktı. Anketler toparlandı. Anketler üzerinden eğitimler kurgulandı. Eğitim gerçekleştirildi ve eğitimi alan kişilere sorumluluk verilmeye başlandı. Sonrasında şimdi geldiğimiz noktada artık eğitim ihtiyaç analizi dediğimiz kavramlar, özellikle biraz daha belki öğretmen eğitimlerini konuşacak olursak, daha nokta atışı, değerleri üzerinden, öğretmenin hangi değerleri üzerinden, öğretmenin hangi yaklaşımlara ihtiyacı olduğu, hangi alanda kendisini geliştirmeye ihtiyacı olduğu, daha küçük gruplar halinde yapılan analiz çalışmalarıyla çıkarılıyor. Bunun üzerinden çıkarılıp eğitimler gerçekleştirilirse, ki bazen eğitime bile ihtiyaç duyulmadığı görülüyor. Başka bir şey aslında orada. Bizim okulda diyelim ki bir iletişimsizlik var, öğretmenler odasında sıkıntı var. Bir eğitim aldıralım. Çözülmüyor ki. Orada başka bir şey var, onu çözmek lazım. Yani aspirin değil bizim derdimiz. Ameliyat etmek gerekiyor. Aspirin çünkü 3 saat sonra etkisi geçecek. Antibiyotik misali. Bizim belki de başka bir mekanizma var ama o mekanizma üzerine bir şeyler yapmamız gerekiyor. Hal böyle olunca o değerler üzerinden okulu, sınıfı vesaireyi kurguladığınız zaman gelinen noktada bu sefer eğitimin çıktıları çok daha anlamlı bir yere gelmeye başlıyor ve davranışsal değişikliklere yol açmaya geliyor. Ki eğitimin zaten hedefi odur, davranışı değiştirmek veya devamlılığını sağlamak doğru davranışlar için. Öğretmen olarak yine okullarda bizim yapabileceğimiz en önemli şeylerden bir tanesi bilgi değil, ilgiyi oluşturmak. Şuraya not aldım sizin ilk başta söylerkenki cümlenizde. Uzaktan eğitim, yakından ilgi. Yani böyle bir anlayış hemen orada yakaladım ve not aldım. Yani ilgiyi, bilgiye şu an bakın biz bütün webinarlarımızı kapatalım. Çocuklar işte var olan matematikteki kesirleri öğrenin diyelim. Hepsi YouTube'dan, oradan, buradan, şuradan bir şekilde öğrenirler. Ama bizim o ilgiyi bir şekilde sağlamamız gerekiyor. Bu dönemde, Covid döneminde özel derslere olan şey artmış, talep artmış. Neden? Çünkü o öğretmeniyle belki de o yaklaşımı kuramıyor. Yani yaklaşımdan kastım dijitallikten dolayı. Normalde sınıfta 40 dakika yetmezken şimdi daha da zorlaştı. Özel derse ilgi duyuyor. Çünkü orada doğrudan o bilgiyi nasıl harmanlayacağını bilmiyor. Halbuki bilgi her yerde var. YouTube'da her yerde var. Ama o bilgiyi nasıl kullanacağını bilmiyor. Dolayısıyla özel ders alıyor. Özel dersler üzerinden bilgiyi harmanlamaya başlıyor. Bir diğeri öğrencilerle evet iletişim kurmak okey. Onda hiçbir şey yok ama ilişki kurmamız gerekiyor. Ve öğretmenler olarak bizler de şu an dijital dünyada müthiş bir ağ kuruyoruz. Ama ağ kurmaktan ziyade bağ kurmamız gerekiyor. Bağ kurduğumuz zaman bir anlamlı hale gelmeye başlıyor. Bu bahsettiğimiz dijital veya işte adı her neyse bu süreçler. Başka ne yapılabilir? İşte iş dünyasına girdiğimizde iki tane kavram var. Ya beyaz yaka olacaklar ya mavi yaka olacaklar. Ama biz onlara gönüllülük kavramını öğretirsek okullarda,
projeci yaklaşımları öğretirsek, takım çalışmalarını öğretirsek okullarda, o zaman altın yaka diye bir yaka tabiri var ki yeni yeni başladı özel sektörde. Kurumsallarda zaten vardı da orta ölçeklilerde yeni yeni duyulmaya başladı. İşte altın yakalılar geleceğin mimarları oluyor. Çünkü şirketlerde de fark yaratan çalışanlara ihtiyaç var. Sosyal sorumluluk üretmek isteyen çalışanlara ihtiyaç var. Ben mezun olduğumun ertesi günü nasıl üreteceğim bilmiyorum ki. O alanda hiçbir şey yapmamışım ki. Dolayısıyla benim kodlarımda bir yerlerde yazacak ki okula geldiğimde, işe geldiğimde ya patronuna bile rahatlıkla bir fikrini söyleyebilsin. Bunu yaratabilmemiz çok gerekiyor. Doğru. Bundan dolayı da bizim meslekleri konuşmak kadar mesleklerin ortamlarını konuşmamız gerekiyor. Ben mesela üniversite öğrencilerine çok fazla kariyer günleri vesaire çalışmalarımız olur ya da birebir danışmanlık yaptıklarım var. Diyorum ki CV'n hazır mı? Yo diyor, CV'm hazır değil. Ya da CV'si hazır olanlar gönderiyor. Geçmişini yazmış. Ya geçmişi yazma, geçmiş geçti zaten. Ben gelecekten ne bekliyorum? Nasıl bir gelecek hayal ediyorum? Geleceğe yönelik CV'ni yaz. Özgeçmiş değil, öz geleceğini yaz diyorum. Al A4'ünü kırmızıyla yaz. Ben bu okuldan mezun olduğum gün ya da ben öğretmenim 3 yıl sonra ben şu 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 kursları bitirmiş olmak istiyorum. Bunları kırmızıyla yaz. Yaptıkça da siyaha çevir. Yaptıkça da siyaha çevir. Çok basit. Yani öyle aman tanrım bu nasıl bir yöntem denilecek şeyler değil bunlar. Ama geleceğin özgeçmişine odaklanma. Değiştiremeyeceksin orayı. Ama öz geleceğine odaklanırsan bir şeyleri değiştirme şansın var. O zaman farklı bir bakış açısı geliyor. Evet. Şenol Bey'in bir sorusu var. Geleceğin meslekleri mi? Mesleklerin geleceği mi? İşte ben orada şey diyorum. Geleceğin meseleleri. Geleceğin meseleleri olduğu zaman meslek de geleceğini buluyor. Gelecek de mesleğini bulmaya başlıyor. Çok doğru. Bu yüzden geleceğin mesleklerine dediğiniz gibi sadece bir kavram olarak veya isimlendirip şu mesleğe öğrencileri hazırlamak değil de bütünüyle yetkinliklerle, anahtar becerilerle çocukları donatmak çok önemli. Biz Avrupa Komisyonu'nun da Avrupa Birliği stratejilerinde yayınladığı gibi kilit anahtar beceriler var. Veya 21. yüzyıl becerilerinden bahsediyoruz. Bunlar aslında bizim hali hazırda bildiğimiz matematik bilgisi, fen bilgisi değil, gramer bilgisi değil. Bunlar değil mi? Temel yurttaşlık, girişimcilik, sivil vatandaşlık, inisiyatif kullanabilme. Mesela en önemlilerinden biri belki öğrenmeyi öğrenme becerisi. Biz aslında değil mi bunlar üzerine odaklandığımızda öğrenciye tek taraflı olarak bilgiyi sunmak yerine dediğiniz gibi bilgiye ulaşma araçlarını ve öğrenmeyi öğrenme biçimlerini sunduğumuzda uzun vadeli dediğiniz gibi geleceğin her türlü mesleğine onları hazırlamış olacağız. Bu öğrenmeyi öğrenmekle ilgili isterseniz hocam biraz fikirlerinizi alalım. Ya şöyle oraya geçerken şundan da bahsedeyim. Duygusal zeka demiş Özgür El Yagar. Evet. İsim aynen o şekilde. Evet. Duygusal zeka çok doğru. Evet. Bana da şu an bir şey hatırlattınız hocam. Mesela bizim kuşak hep şöyle büyüdük. Çalış, başarılı olacaksın. Çalışırsan başarırsın. Başarırsan da mutlu olursun. Üniversiteyi kazandık. Yeni bir şey varmış. Allah, ona çalışmam lazım. Mutluluk. Tamam, şükür. Ondan yana bir şeyimiz yok. Üniversite bitti. Üniversite bitirirsen mutlu olursun. Bu sefer geçim derdi denilen bir şey çıktı. O oldu, başka bir şey çıktı ve 2000'li yıllara geldiğimizde dediler ki duygusal zeka aslında sizin mutlu olmanız ona bağlı değil. Haydi. Ya bize başka bir şey öğretilmişti. Hani farklıydı. Hani böyle olacaktı. Ondan dolayı işte birçok kurumsalın CEO'su, bir şey müdürleri bütün işlerinden istifa ediyorlar. İşte bizim buralara, İzmir'e, Urla'ya, işte Bodrum'un dağ köylerine vesaireye yerleşip tarımla, hayvancılıkla ben diyor burada domatesimi ekerim, kafam rahat olur, ben burada yaşamak istiyorum diyor. Dolayısıyla farklı bir şeye gelmeye başladı. Benim öğretmen olarak da biraz önce onu söyleyecektim. T harfi vardır ya şöyle. Hani T harfini düşünün. T harfinin tepesini sizin genel yetkinliklerinizdir. Öğretmen olarak işte iletişim becerilerinizdir vesaire vesaire. Çubuk kısmı ise sizin alan bilgilerinizdir. O alandaki vermeniz gereken becerileri nasıl verdiğinizle alakalı. Yeni yüzyıl bizden T harfindeki becerilerimizi istemiyor. T becerileri değil. P
rakam pi sembolü gibi düşünün. Pi becerileri istiyor. Pi becerileri de şu. Tepe yine sizin genel insani becerileriniz. Ayağın bir tanesi sizin alan, mesleki alan bilgisi becerileriniz. Diğer taraf da o mesleği ve kişisel becerilerinizi aynen o şekilde, kesinlikle doğru. Diğer ayağın bir tarafı da sizin o bilgileri destekleyen becerileriniz. Bu ne demek? Ben psikolojik danışmanlık, rehberlik öğretmeniysem, ben evet psikolojik uygulamaları iyi biliyorumdur. Tamam. Kişisel olarak benim iletişim vesaire kuvvetim de vardır. Bu anlamda yetkin birisiyimdir. Ama geldiğimiz nokta, böyle bir öğretmensen evet geçtiğimiz zaman içerisinde başarılı bir öğretmensin. Ama yeni dünyada diyor ki ya sen diyor öğrencilere rehberlik de yapıyorsun, meslek seçimi de yaptırıyorsun. Senin o zaman mesleki trendleri de bilmen lazım. İş dünyası neler konuşuyor onları da bilmen lazım ki öğrenci senden mezun olup gittiğinde kazandığı üniversitesi doğru bir üniversite olsun. Kişilik özelliklerine uygun bir üniversite olsun. Oradan mezun olup iş bulduğunda çalıştığı firmalarda daha doğru bir ortamda çalışsın. Bugün mesleki kurumların veya Amerikan vesaire birçok araştırma merkezinin işten ayrılma nedenleri anketlerini yayınlarlar. Dünya Ekonomik Forumu yayınlar. Hepsi internette var. İnsanlar işlerinden ben üniversitede şu dersi görmedim ondan dolayı bunu yapamıyorum diye ayrılmıyor. Ben bu çalıştığım kurumda mutlu değilim diye ayrılıyor. Ben burada kendimi geliştiremiyorum diye ayrılıyor. Benim burada kendimi ifade edebilme özgürlüğüm yok diye işlerinden ayrılıyor. Geçtim iş dünyasını, öğretmenler odasını düşünelim. Gerçekçi konuşalım. Hiçbirimiz ya ben Türkçe dersini güzel anlatamıyorum. O yüzden bu okulda mutlu değilim demiyoruz ki. Başka bir şeyleri konuşuyoruz hep. Başka kaslarımızın zayıflığından bahsediyoruz. Ondan dolayı işte çalıştığımız ortamdaki topyekün mutluluğumuz çok önemli. Ha, Serkut hocamız bağlanıyor şimdi. İstek gönderdi. Ben de kabul ettim. Serkut hocam hiçbir uyarı vermedi. Ben aslında bir yandan gözüm oradaydı. 60 dakika dolunca dolmaya yakın hem dinleyicilerimize hem de size de belirtecektim ama hiçbir uyarı vermeden kesildi. Bütün dinleyenlerimizden özür diliyorum bu anlamda. Paylaşma şansınız oldu mu olsun? Sonrası nasıl oldu? Evet, paylaştım. Tamam. IGTV olarak Harika. Paylaştım. Zannediyorum arka planda yükleniyordur. Tamam, yapıyorduk şimdi bir şeyler. Evet. Aslında böyle sınırlamalar diğer online platformlar için de var değil mi? Zoom'da da belli ya şöyle, sınırlamaları lisans oluyor. Lisans durumunuza göre orada hani Hı-hı. uzatabiliyorsunuz. Süresiz paketler var ama Instagram'da mavi tik bile alsanız bir saat sonra atıyor. O da herhalde bir serverlarını Evet. rahatlatıyor mu? Bir artık bir şey yapıyor, bir algoritması vardır Belki onun de. da. Bu da bize Evet, aslında belki başka de. bir şey öğretiyor. Belki de 40 dakikalık sunumlara hazırlamamız lazım kendimizi. Soru cevaplarla bir saatte Evet. ders zili çalıyor yani teneffüse girin diyor. Evet. Öğrenmeyi öğrenme diyorduk en son, orada kalmıştık. Hı. Yani işte bu süreç aslında müthiş bir öğrenmeyi öğrenme süreci herkes için. Kişisel becerilerimiz anlamında da öğrenmeyi öğrenme, dersler anlamında da öğrenmeyi öğrenme, adapte olabilmek ve o duygusal dayanıklılık dediğimiz, o son zamanda iyice konuşulan o resilience kavramı, duygusal dayanıklılık kavramı için bir öğrenmeyi öğrenme. Her anlamda benim bu sürecin içerisindeki bütün değişkenlere adapte olabilmek ve bu süreci bir şekilde bir sonraya götürebilmek. Yani bu sürecin içerisinden en Evet. az kayıpla çıkabilmek. Bu öğrencilerimiz için de çok çok önemli. Onlar da çünkü alışmadıkları bir dünyanın içerisinde buldular kendilerini. Ya böyle mi oluyor? Belki bir birinci sınıflar ya okul böyle mi acaba? Hiç yaşamamışlardı. O yaşamamış oldukları için böyle öğreniyorlar onlar da şu an okulu. Belki de onlar diğerini yadırgayacaklar bir süre sonra bilmiyorum ama tabii onların yaş grubu itibariyle sınıfın içinde olmaları kesinlikle gerekir. İşte çocukların o anlamdaki o duygusal dayanıklılığı çok önemli ve bizim hem anne babalar hem de öğretmenler olarak onlara mutlaka hayatta düşecekler. Birçok defa hata yapacaklar, birçok defa yanılacaklar, yanlış kararlar verecekler. Bu insan olmanın en doğal hali.
Ama önemli olan o tekrar ayağa kalkabilmelerini sağlamak. İşte o gücü, o ayak kaslarını güçlendirirsek bu tür süreçlerden en az kayıpla çıkma şansları oluyor. Evet, evet. Evet hocam. Bugün yine Financial Times'ta yayınlanan, biliyorsunuz, Noah Harari'nin makalesi var. Siz de biliyorsunuz. Koronadan sonra dünya makalesi. Bu makalede aslında sizin az önce bahsettiğiniz konularla çok örtüşen bölümler vardı. Acil bir değişim sürecinden, bu değişimin toplumsal kabul görmesinden ve davranış biçimlerine dönüşmesinden bahsetmiştik. Acil durumların tarihsel süreçleri hızlandırdığını yazmıştı makalesinde. Gerçekten çok önemli bir tespit. Acil durum gerçekten çok ciddi, bütün dünyayı etkisi altına alan küresel bir salgını yaşıyoruz. Bu acil durum gerçekten tarihsel süreci, belki dediğiniz gibi 50 yılda bizim kat edeceğimiz, belki 50 yıl değil ama çok daha uzun yıllarda kat edeceğimiz dijitalleşme, öğrenme biçimlerinin değişmesi, öğretmenin, öğrencinin, velinin konumunun değişmesi. Bunlar aslında çok uzun tarihsel bir süreç alacakken, Harari'nin de bu Financial Times'taki makalesinde söylediği gibi hızlandırdı. Acil durumlar tarihsel süreçleri gerçekten fazlasıyla hızlandırabiliyor. Bu galiba önümüzdeki dönemde çok sık yaşayacağımız bir bakış açısı olacak, değil mi? Tarihe tanıklık ediyor olmak. Tabii ki yani işte o dijital dünyanın verdiği güçle bizim o hızlı değişimimiz her anlamda karşımıza çıkacak. Yani işte öğrencinin esnek olması, öğrencinin seçilebilir olması vesaire vesaire. Sınavları mesela konuşmadık, sınavlara değinecek olursak sınav anlayışımız değişti. Yani bir anda işte işlenilen konulardan not verilecek ya da sınav yapılacak dendi. Üniversite şimdi ben istediğim kadar sınıfta sınav yapmayı düşüneyim. Ne yapacağım? Zoom'dan herkes kamerasını açsın. Ben göreceğim böyle 30 kişiyi tek tek kontrol edeceğim. Kızım kafanı kaldırma, oğlum kafanı kaldırma mı diyeceğim. Yani yok öyle bir dünya. Dolayısıyla benim o sınav anlayışımın da işte performansa dayalı belki de not sistemi tamamen baskın hale gelecek. Bilgiyi ölçme değil, bilgiyi nasıl yorumladığı ön plana çıkacak. Eğer hele ki bir de bilgiyi farklı kanallardan öğrenme şansı doğarsa, o zaman benim onu ölçme şansım iyice azalacak. Benim öğrencinin o bilgiyi kazanımlar bazında sınıfta nasıl değerlendirdiği, kişisel özelliklerini ne kadar ön plana çıkarttığını ölçme ve dinleme şansım olacak. Bu da sınavları da değiştirecek. İşte bunların hepsini biraz zaman bize gösterecek. Ama bu hızlı değişimler bazı kuralları yıkarak gider. O kurallar yıkıldıktan sonra yeni süreç başladığında sizin nasıl konuşlandığınız çok önemlidir. Benim çok sevdiğim bir söz var. Evren düşünceleri değil hareketi alkışlar diye. Düşünmek de bir şey olmuyor. Harekete geçmek gerekiyor. Harekete geçtiğiniz zaman zaten varsınızdır. Yoksa düşünün, istediğinizi düşünün. Bir şey değişmeyecektir. Evet. Evet, çok doğru. Şimdi tabii bu yeni dönemde öğrenciler, okullar ama mesleki gelişim, yani hayat boyu öğrenme de ayrı bir alana dönüşecek, ayrı bir hal alacak. Öğretmenlerin mesleki gelişimi ve mesleki gelişimi için hangi araçların kullanılacağı, bu hem ulusal olarak hem de uluslararası boyutta farklılaşacak. Uluslararası boyutta sizin de çok iyi bildiğiniz, uzmanlığınızda olan Avrupa Birliği projelerinde sırf çok büyük bir öncelik alanı öğretmenlerin mesleki yeterliliklerinin arttırılmasıydı ve bunun için çok büyük hibeler, çok büyük fonlar ayrıldı. Ve tek gerekçe, neredeyse tek gerekçe, öğretmenin yurt dışına giderek oradaki iyi örnekleri yerinde görmesi ve sonra alıp kendi yerelliğinde, kendi dinamikleriyle bunu yoğurarak uygulamasıydı ve bunun için çok büyük bütçeler ayrılıyordu, hala da ayrılıyor. Anahtar Key Action One projelerinde olan hareketlilikler, öğrenme hareketlilikleri, yani burada işte öğrenmesi için kişinin, bireyin öğrenmesi için yapılan çok büyük bir çaba vardı. Yani hem ulusal anlamda hem de uluslararası boyutta bir mesleki gelişim, hayat boyu öğrenme planı, stratejisi vardı. Ama bu yeni dönemde galiba bu artık biraz değişecek, değil mi hocam? Yani işin tabii o boyutuna gidildiğinde hibe veren kurumlar da bir anda kendini hani bu yeni sisteme uydurdular. Tabii hani Avrupa boyutunu konuşacak olursak kesinlikle artık daha sanal hareketlilikler de konuşulmaya başlandı. Çünkü proje dediğimiz kavram zaten şöyle bir şeydir. Hepimiz çok iyi biliriz ki
Sizin bir şu an bir sorununuz vardır. Bu sorun iyi bir şeyin daha iyi olması da olabilir. Ve bunu siz bir yere taşımak istersiniz. Hedefiniz vardır. O da sizin vizyonlarınızdan vesaireden gelir. Buraya giderkenki yolunuzdur sizin proje. En basit tanımıyla. Şimdi yerelde bu tür sıkıntılar ve bunlar yaşanıyorsa, dijital şeylere ihtiyaç duyuluyorsa, dijital anlamda öğretmenlerin kendilerini geliştirmelerine ihtiyaç duyuluyorsa, pek tabii ki tepedeki kurumlar da buna bir şekilde bu talebi karşılayacak sistemler açacaklar. Zaten sistem açsalar da açmasalar da projeler oradan gelecek. İşte o sanal hareketlilik dediğimiz kavramlar çıkacak ortaya. İşte şu an o K1 projeleri dediğimiz projelerde evet İtalya'ya gitmek de var. Şu an hadi bakalım gidebilir mi kimse İtalya'ya? Yani soru işareti. Uçaklar kalkmaya başlasa da ben bir süre uçakların insanların tedirgin olacağını düşünüyorum. Belki de o kitlesel seyahatler, kitlesel turizm dediğimiz kavram da değişecek. Öyle olunca arabanla gidebiliyorsan git gibi bir durum çıkacak ortaya. Yani bunların hepsi aslında domino taşı gibi birisi devriliyor. Zaman içerisinde diğeri devriliyor. Zaman içerisinde diye bir bakıyorsunuz ki o birçok yol açılmış, çok birçok su akmış oradan. Dolayısıyla biraz böyle bakmak lazım. Belki de komisyonlar diyecek ki ya biz K1 gibi bir projede Brüksel'e gitmek isteyen, İtalya'ya, Hollanda'ya gitmek isteyen bir okula işte 10 bin euro veriyorduk. 5 bin euro verelim. Kurs parasını ödesinler. Bir de bu kursa ayırdıkları zaman içinde hani bir harcırah tarzında bir para verelim ama saat başında bir para verelim. Çünkü kursa zaman ayırıyor. Evinden katılsın. Zoom'la yapsın. Bunu diyebilirler. Yani öyle olunca insanlar da şunu düşünecek. Ya böyle olursa belki de projemizin geçme şansı daha yüksek olur diyerek belki de oraya kanalize olacaklar. Daha düşük bütçeli olduğu için. Belki öyle olunca hani bu tür projelere çok eleştiri de vardır. Eating, meeting, visiting diye hani iş amacımız kaçtı tamamen turistik şeye döndü diye. Belki de onun önü kapanmış olacak. Kursa ihtiyacı olan kursunu alacak. Yani ne geleceğini biraz bilmiyoruz. Süreç zamanı içerisinde gösterecek. Bu Milli Eğitim Bakanlığı'nın hizmet iş eğitimlerinde de aynı durum söz konusu. Orada da benzer şekilde ilerleyecek süreçler. Evet. Belki evet dediğiniz gibi artık otobüslere, uçaklara binip Antalya'larda, Ankara'larda toplantı yapmayacağız online olarak. Yani oradaki o şeyler, o süreçler tamamen yeni bir formata girecek. Ve o yeni formatın içerisinde de sizin artık ilgi gösterip göstermeyeceğiniz de biraz zaman içerisinde kendisi çıkacak ortaya. Belki de gerçek anlamda bu kursa ihtiyacı olan kitleler başvurmaya başlayacak. Diğer derdi farklı olan arkadaşlar aman boş ver katılmayın demeye başlayacaklar. Bilmiyoruz yani onu da süreç gösterir. Evet. Zannediyorum bakanlığın uluslararası geçerli olan sertifikalar olan programlar açması da yakın dönemde söz konusu olacak. Bu bahsettiğimiz globalleşme hem dijitalleşme hem de globalleşme ile ilgili olarak yakında uluslararası geçerliliği olan meslek edindirmeye yönelik uzun soluklu eğitimlerin planlanacağı da söylenmekte. Ya onu ben de geçen gün yine bir toplantıda konuşuldu. Şöyle ben ona kesinlikle şu açıdan olumlu bakıyorum. Bir açıdan olumlu bir açıdan farklı düşünüyorum. Kişisel düşüncem. Birincisi eğer o belge size hani yeni bir ünvan kazandırıyorsa tamam o belgeyi almanız gerekebilir. Çünkü bunu başka türlü ispat edemeyebilirsiniz belki. Mesela ben koçluk belgesi aldım. Bunun eğitimi 1,5 yıl sürdü. Makale yazdım. Görüşmeler yapmam gerekiyordu. Farklı farklı metodolojik eğitim süreçlerini tamamladım. Sonunda bana profesyonel koç diye Amerika'dan bir belge geldi. Şimdi dolayısıyla da iş dünyası bana koç musun diye sorduğumda sordukları zaman evet deyip belgemi soruyorlar ve gösteriyorum. O benim için bir referans belgesi. Ama diğer kişisel gelişim dediğimiz kavramsal şeyler var ya onlara ben biraz onlar da bende biraz soru işareti. Yani ben şu eğitimi aldım çok geliştim biraz olmuyor her zaman. Dolayısıyla da orası bir soru işareti. Çünkü böyle bir dosyası olup iki sertifika dolu olan insanlar da vardır. O mükemmel olduğun anlamına gelmiyor. Önemli olan o yetkinliğini kullanabiliyor musun? Onu kendi çalıştığın alanlara aktarabiliyor musun? Biraz olaya böyle bakmak gerekiyor. Evet. Evet, Serkut Hocam.
Çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bugün bize eğitimin geleceğiyle ilgili çok önemli konulardan bahsettiniz. Çok da güzel sorular geliyor. Sorular mesaj olarak da arkadaşım şimdi söyledi. Hala sorular geliyormuş. Sağ Ama olun ya. isterseniz sizin daha fazla vaktinizi almayalım. Yorduk sizi. Bir Estağfurullah. saate de Teşekkür. geçti. Ben teşekkür ederim. Sorusu olan arkadaşlar da hani sosyal medyadan şu an zaten Instagram hesabımı görebiliyorlar. Bana da ulaşabilirler. Profilimde her türlü bilgim de var. Oradan da ulaşabilirler. Ben çok teşekkür ediyorum. Yani hem sizlere hem sayın müdürümüze bu imkanı verdiği için teşekkür ediyorum. Tanımadığım birçok arkadaşımla tanışmış olduk bu vesileyle Çatalca'yla. Bundan dolayı da hakikaten çok çok teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. İnşallah sağlık içerisinde sevdikleriyle bayrama kavuşmayı ve inşallah şu süreçte bir an önce bitince de o istediğimiz sosyal ortamlarda da buluşmayı, belki de Çatalca'da yüz yüze de bir etkinlik yapmayı nasip olur diyerek söyleyeyim ve selamlarımı, saygılarımı, hürmetlerimi bildireyim. Ben de hazır canlı yayındayken sizden Çatalca'da yüz yüze bir eğitim çalıştayı veya bir gençlik çalıştayı yapma sözü isteyecektim. Ki siz İnşallah tabii. zaten Seve söylediniz. seve. Çok mutlu oluruz gerçekten. Evet. Sizinle Çatalca'da görmek çok isteriz. Ben de İnşallah. size katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Tabii ki başta İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Tayfun Özyolcu, şube müdürlerimiz, bütün okul müdürlerimiz, bütün öğretmenlerimiz bu süreçte gerçekten çok büyük emek harcıyorlar. Belki işin mutfağı arka planı çok görünmüyor olabilir. Ev, sokağa çıkma yasakları, evde kal çağrıları ama bilsinler ki Milli Eğitim Camiası her zamankinden daha yoğun bir mesaiyle onlar için çalışıyor. Bizimle her zaman görüş ve önerilerini, fikirlerini paylaşsınlar. İletişimde olalım her zaman. Çünkü bütün bu çabamız onların daha kaliteli zaman geçirebilmesi, süreci daha iyi yürütebilmesi için. Çok Evet. teşekkür ediyorum. O Canlı yüzden yayımız... uzaktan eğitim, yakından ilgi. Uzaktan eğitim, yakından ilgi hocam. Çok teşekkür Görüşürüz. ediyoruz. Canlı yayınımız burada Görüşürüz. sona erdi. Kıymetli vaktini ayıran bütün katılımcılarımıza tek tek çok teşekkür ediyorum. Başka canlı yayınlarda görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.